Merhaba arkadaşlar, Etkili Matematik Soru Bankası polinomlar konusu set 494 birinci soru. A, B ve C birer gerçel sayı olmak üzere Px eşittir 10 artı AX kare artı B eksi 4X artı 6 artı 6 eksi C polinomu sıfır polinomudur diyor. Buna göre A artı B bölü C ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar sıfır polinomu demek Px eşittir sıfır demek. Yani bu ne demek? X'li bir terim de yoktur. Sabit bir sayıda yoktur. Yani sıfır eşittir daha doğrusu sabitte. Dolayısıyla buradaki x ifadeler arkadaşlar sıfır eşit dersek 10 artı a eşittir sıfırdan a eşittir eksi 10 olarak buluruz. Aynı mantıkla arkadaşlar b eksi 4 eşittir sıfırdan da b'yi 4 olarak buluruz. 6 eksi c eşittir sıfırdan da c'yi 6 olarak buluruz. Ve istediğimiz ifadeyi de yerine yazarsak eksi 10 artı 4 bölü 6. Buradan eksi 6 bölü 6'dan arkadaşlar sonucumuz eksi 1 cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru ABC birer gerçel sayı olmak üzere QX eşittir. İşte polinom verilmiş. Bu polinom diyor sıfır polinom olduğuna göre A çarpı B artı C eksi D ifadesinin değeri nedir? Yine aynı mantığı yapacağız arkadaşlar. X ifadeler olmayacak ve sabit sayı da sıfır olacak. X küpün önündeki 9 eksi 3A ifadesini sıfıra eşit dediğimizde arkadaşlar 9 eksi 3A'dan A eşittir 3 bulacağız. X kare ifadesinde eksi b artı 9'u sıfıra eşit dersek arkadaşlar b'yi de buradan 9 bulacağız. C burada zaten direkt 0. D eksi 7'yi de sıfıra eşit dediğimizde arkadaşlar D'nin de burada ne olduğunu görüyoruz? 7 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada istediğimiz ifadeyi yapalım. A çarpı B. A çarpı A 3. B 9. Artı diyor C. C zaten 0. Eksi D eksi 7. Yani 27 eksi 7'den arkadaşlar sonucumuz 20 olur. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru bir merdivendeki her bir basamak Px polinomundaki x'lerin derecesini diyor. Basamaklar dereceyi. Basamaklardaki insanlar da x'lerin katsayılarını göstermektedir. Merdiven basamaklarında gösterilen sayılar kadar insan bulunmaktadır. Örneğin diyor 3. basamakta mesela C artı 3 kişisi vardır. Yukarıda verilen merdivenin 7, 14 ve 20. basamaklarındaki terimler toplanarak sıfır polinomu oluşturulduğuna göre F artı K eksi P işleminin sonucu nedir? Zaten burada arkadaşlar A, B, C, D diye sayarsanız 7. harfin F, 14. harfin K ve 20. harfin de P olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla buna göre işlemimizi yapsak burada arkadaşlar basamak sayısı neydi? 7. basamak dereceyi gösteriyordu. Önündekilerde insanlarda x'in katsayılarını yani burada x üzeri 7 artı f artı 7 yazabiliriz. Aynı mantıkla x üzeri 14 artı k şey pardon çarpı k artı 14 artı x üzeri 20 çarpı p artı 20. Bu polinom zaten arkadaşlar sıfır polinomuysa buradaki ifadelerin katsayıları sıfır olması lazım. Yani f artı 7 eşittir sıfırdan f eşittir eksi 7. K artı 14 eşittir sıfırdan k eşittir eksi 14. P artı 20 eşittir sıfırdan da b eşittir eksi 20. Dolayısıyla burada işlemimizi yerine yazalım. F artı k yani eksi 7 eksi 14 eksi p diyor. Eksi 20 eksi eksi artı olduğu için artı 20. Eksi 21 artı 20'den arkadaşlar eksi 1 yani cevabımız C şıkkı olacak.